Merhaba, hava harika, bahar havası ve bugün haftanın son günü, herkes işleri yetiştirmeye çalışıyor. Ben de ekiple birlikte çalışıyorum. Buraya gelirken inanılmaz bir trafik vardı. Akşamüstü trafik nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ama çalışmaya gerçekten hızlı bir şekilde devam ediyorum. İşleri bir an önce toparlayıp buradan koşa koşa eve gideceğim. Biraz dinlenmeyi planlıyorum, umarım gerçekleştiririm. Oh, beklediğim mesaj da geldi. Her şey tam tıkırında gidiyor. Süper. Elif sizi Hanım. Bekliyordum. Evet, Elif Hanım ben. Buyurun, bir gönderim sitesi. Ne güzel. Sizin adınız nedir? Filiz. Ne güzel. Ben de hep böyle merak ediyorum, kadın kurye var mı yok mu diye. İlk defa bir kadın kuryeyi görüyorum. Ne güzel. Evet, bir yıldır bu mesleği yapıyorum. Öyle mi? Evet. Var mı zamanınız biraz? Bir yarım saatiniz varsa size bir kahve ısmarlayayım. Tamam, sizin için gelirim. Aa, lütfen buyurun. Teşekkürler. Trafik var değil mi çok? Şöyle koyuyorum. Filiz Hanım, bugün gerçekten de çok hoş bir tesadüf oldu benim için de. Merak ediyordum hep, kadın kurye sayısı artacak mı, kadın kuryeler olacak mı diye sizi karşımda buldum. Sevindim, kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için de. Biraz sizi tanıyabilir miyim? Merak ediyorum, daha önceden başka iş yapıyor muydunuz? Yoksa bu ilk işiniz mi? Nasıl oldu bu kuryelik? Yok, benimki biraz değişik oldu. Şöyle, daha önce ben kafe işletiyordum. Ama bayağı girişimciydiniz yani. Evet, kafe işlerim kötüye gitmeye başladı. Kapatmak zorunda kaldım. Evde durduk biz bir süre boyunca. Ve şunu sorayım, evli misiniz? Çoluk çocuk var mı? Evet, evliyim. İki tane oğlum var. Evde durduğumuz süre içerisinde borç olaylarımız büyüdü. Biz evde istirahattaydık ama borçlarımız değildi tabii, katlanıyordu. 23 yaşındaki oğlum, üniversitede okuyan oğlum, Trendyol'a kurye olarak başvurdu. Kabul edildi ama içim el vermedi. Ben görüştüm şirketle. Oğlumun yerine işe başlayabilir miyim? Onlar da işi ilk önce bir tanımamı istediler. İki gün bir stajım oldu. İşi gördüm, yapabileceğime inandım ve başladım bu işe. Ay, çok ilginç olmuş. Yani aslında oğlunuz kuryeliğe başvurmuşken, siz evet, evde otururken hayır ben yapayım oğlum yerine, oğlum derslerinden geri kalmasın demişsiniz. Evet. İşler bir şekilde kötü gitmiş ama ben, evet, çalışırım deyip bu işe başlamışsınız. Ama gerçekten de şaşırdım çünkü çok az kadın kurye olduğunu biliyorum. Hani ilk böyle başladığınızda çevreniz nasıl karşıladı? Eşiniz, evet, ailenizin dışındaki çevreniz neler dedi? Ve hani bu işin zorlukları neler? Yani ilk başta tabii ben de beklediğim bir şey, yani kafamda kurduğum bir iş değildi bu. Oğlumla başladık ama olmayınca bana döndü. Ailem, çevremdekiler, herkes şaşkındı bu işi. Yapabileceğime inandım ve başladım. Ama ekipteki arkadaşlarım, şube müdürlerimin bana desteğiyle bu işi daha kolay hale getirdik. Aslında bayağı efor gerektiren bir iş. Tabii efor gerektiriyor. Bir de siz araç kullanıyorsunuz galiba. Şimdi evet, baktım araçla geldiniz. Her gün İstanbul trafiğindesiniz. Evet. İyi bir şoför müsünüz? Yani herhalde iyi. Zaten küçük yaştan beri merakım vardı araba olayına. Araba kullanmayı arada bir şey yapar, 18 yaşıma girer girmez ehliyetimi aldım. Oo, ne güzel. Evet, bunu değerlendirmiş oldum. Gün nasıl geçiyor peki? Siz şimdi sabah kaçta kalkıyorsunuz, işe kaçta gidiyorsunuz, günde kaç paket taşıyorsunuz? Bunları bir anlatın. 9'da kamyonumuz geliyor. Kamyondan paketlerimizi boşaltıyoruz. Her paketleri sokaklara göre ayırıyoruz. Oysa herkesin kendine ait bir semti var. O paketleri alıyoruz. Ortalama günlük 80-90'a yakın bir paket sayımız oluyor. Ama bayağı yüksek. Evet. Peki ilk başladığınızda biraz önce benim yaşadığım şaşkınlık gibi şaşıranlar oluyor mu? Size çok sorular soranlar oluyor çok mu? Çok oluyor. İlk başladığımda mesela zile bastığımda diapondan kim o dedikleri zaman, kurye olarak kendimi tanıttığımda tekrar soruyorlar. Bir kadın sesini duydukları zaman şaşırıyorlar. Veya telefonda aradığım zaman işte kurye arkadaşınıza söyleyin, hani beni genel müdürlükten aradıklarını zannediyor. Kurye arkadaşınızı şöyle söyleyin, hayır kurye benim diye
belirtiyorum kendilerine. Peki böyle ilginç talepler oluyor mu? Hani özellikle de böyle bir kadın sesi duyunca, sizi tanımaya başladıklarında, sürekli siz oraya paket teslim ettiğinizde neler yaşıyorsunuz müşterilerle? Birbirlerine yönlendiriyorlar. İşte kayınvalideme verebilirsin, gelinime verebilirsin bu paketi diye. Ama ilginç şeyler de yaşıyorum tabii. Benim gibi sizi kahveye çağıranlar oluyor mu? Yani kahveye davet edenler oluyor mu? Oluyor. Kahve, aşure zamanları, bu gibi davetler oluyor. Öyle küçük sohbetler oluyor yani. Evet. Başka bir komşu tesadüf gördüğünde o da katılıyor bize. Ben merak ettim. Size bir küçük bir tur atmak istiyorum. Eğer mümkünse birlikte gidelim mi? Tabii ki, sevinirim. Süper. O zaman Filiz Hanım, biraz gidelim. Trafik var galiba. İsterseniz ben size biraz yardımcı olayım. Sevinirim. Kopilotluk yaptım daha önceden, merak etmeyin. Nereye gidiyoruz? Adresimiz neresi? İlk adresimiz Tarabya'daki Adalet Sitesi. Tarabya Adalet Sitesi'ne doğru paket bırakmak için yola çıkıyoruz. Buradan yine sağa döneceğiz. Tamam. Dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışacağım. Bu arada sizin ilginizi de dağıtmadan sohbet edelim istiyorum. Ama bu yani herhalde ters yöne girmiş arkadaş, değil mi? Böyle şeylerle karşılaşıyorsunuzdur maalesef, sürekli. Maalesef çevre yolundan Tarabya'ya doğru ulaşacağız. Kaç saat araç kullanıyorsunuz böyle günde? 2 saat paket ayıklama. 11'de yola çıkıyoruz. 11'den sonra dağıtım başlıyor yani bizim evet, için. Evet, dağıtım genelde 4'e kadar sürüyor. Çok merak ediyorum. Siz bu işe yeni başladınız. Evet. Daha önce başka işler yapıyordunuz. Ama siz bu işe başladıktan sonra Filiz abla ya da Filizciğim, bu işi demek ki kadınlar da yapabiliyormuş. Nasıl başvurabilirim? Ben de yapabilir miyim? Diyen arkadaşlarınız, akrabalarınız var mı? Oldu. Akrabamdan da oldu. Arkadaşlarımdan. Yolda çevirip soran kadınlar da oldu. Ne güzel. Yolda çevirip soruyorlar. Demek ki biz de evet, yapabiliriz diye düşünmeye başladılar. Evet. Herkese de tavsiye ediyorum. Ama sizin de herhalde mahalleleriniz var değil mi? Aynı mahallenin içinde genelde dağıtım yapıyorsunuz. Oradan oraya da çok gitmiyorsunuz anladığım kadarıyla, evet, seri olabilmesi evet, için. Evet, herkesin belirli bir mahallesi var. Mesela benim bölgemde 6 arkadaş varız. 6 arkadaş herkesin bellidir. Ama paket sayılarımızı eşitlemek için bazen birbirimize destek yapıyoruz. Bir arkadaşımıza o gün 50 paket gelmiştir, bana 90. Ben mesela onu aktarırım, eşitleriz sayılarımızı. Yardımcı oluyorlar yani. Yardımcı oluyorlar. Peki bu işe başlarken böyle bir eğitimden geçiyor musunuz? Hani trafik eğitiminin dışında. Tabii bir hafta boyunca bize bu işi öğreten arkadaşla beraber arabanın içerisinde. Bir de son 2 günde gideceğim, dağıtacağım sokakları gösteriyorlar. Bir hafta sokakları öğreniyorsunuz. Evet, bir hafta bir eğitim alıyorum. Şimdi ben de bir müşteriyim Filiz evet, Hanım. Farklı pazar yerlerinden alışveriş yapıyorum. En sevmediğim şey kargonun dağınık gelmesi veya böyle ezilmiş gelmesi. Buna özen gösteriyor musunuz? Ya da böyle kadınlar yapınca sanki buna daha çok özen gösterirlermiş gibi geliyor bana. Onu merak ettim. Tarabya'ya doğru sağdan gideceğiz. Bu arada yolu şaşırmayalım. Tamam. Evet, belki bilmiyorum, o bir kadın olarak gözüyle bakıyorum. Yani o yırtılmış, herhangi bir tarafı ezilmiş olan şeyleri gözüme çarpıyor. Bunu düzeltmeden vermeyi sevmiyorum. Arabamda her zaman bir koli bantım vardır. Yırtılan yerleri bantlayarak, düzelterek yani, evet, veriyorum. Şimdi buradaki soldaki sitelerden biri ama buralara dönüş yasağı var. Onun için biraz daha aşağıdan döneceğiz. Her yer böyle rahat olmuyor. Evet evet, bulduk park yeri en azından. Kaç numaraydı? 8 numaralı daireye basıyoruz. Tamam, bastım. Bakalım. Karşısını biz görünce şaşırır mı? Siz daha önce buraya bıraktınız mı? Evet. Beni tanıyor, size belki şaşırabilirim. Nereden çıktı diyecek şimdi. Karıştırmıyorum bu Türkan Hanım'ın. Bunu ben diğerini ben tutayım mı? Olur, tamam. Söz zahmet. Merhaba Türkan Hanım. Merhaba, kargo. Evet, bunu teslim etmeye merhabalar geldim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Türkan Hanım merhaba, Elif bende. Ben kadın kurye görünce merak ettim işleri nasıl yapıyor diye. Bugün Filiz Hanım'a eşlik ediyorum. Valla harika yapıyor evet. Filiz Hanım. Biz tanışıyoruz zaten, çok sık geldim bitti. Öyle söyledi, hep mahallede ben dağıtıyorum, beni tanırlar dedi. Evet. Ne güzel. Böyle ilk kadın kurye gördüğünüzde şaşırdınız mı?
Biraz şaşırdım aslında ama sonrasında aslında normalleşen bir süreçti. Çok da gurur duydum. Ha, ne güzel. Hep zaten söyledik elindesi. Kadınlar gurur duyuyorlar bu işi benim de yaptığım için diye. Çok mutlu oluyoruz biz de gördükçe. Ne güzel. İyi tatiller size. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ne kadar güzel çiçekler yetiştirmişler. Böyle bayılıyorum böyle apartmanların için güzelleştirenlere. İyi günler. Merhaba. Merhabalar. Aras Bey, teslimatınız. Teşekkür ederim. Ben bugün Filiz Hanım'a eşlik ettim. Kadın kuruyu görünce dedim bu işleri nasıl yapıyor acaba kadınlar diye. Siz Filiz Hanım'ı ilk defa mı görüyorsunuz? Yok, geliyor arada. Zamanında geliyor hatta. Erken geliyor genelde kanzalar. Öyle işte, kadınlar fark yaratıyor, öyle diyelim. Ne güzel. Sevindim öyle olmasına. Size iyi tatiller diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkür ederim bana burada bugün zaman ayırdınız. Rica ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum tabii ki. Hoşçakalın. Bay bay.